Başbakan Binali Yıldırım emekliye Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi 1000 lira ikramiye verileceğini açıkladı. Ne dersiniz? Vallahi bence seçimi kaybedeceğini fark etti. 1000 lira biraz az. 50 bin lira da versek millet kararını vermiş. 1000 lira vermiş de 1 kilo 60 lira. Millet geçim yapamıyor. 6 milyon. Yani millet geçim yapamıyor. Ben AK Parti'nin her konumunda, yani bu üyelikte her tarafta görev aldım ama maalesef 5 tane oyun var, bundan sonra Saadet Partisi'ne vereceğim. Saadet Partisi? Evet, Saadet Partisi'ne vereceğim. Neden değişti kararınız? Ya abla, bir şey söyleyeceğim. Gerçek FETÖ'cülerin salınması, diyor ki onlar da FETÖ'cüydü işte, savcı kaçtı, şu kaçtı, bu kaçtı. Abla yapma, bu devletin Milli İstihbarat Teşkilatı var, Hakan Fidan halen görev başında, Bankasya'nın önünde geçen içeride, Bankasya'da parası olan içeride, Zaman Gazetesi'ne abone, bunlar zulümdür abla ya. Bir öğretmen kime mermi sıktı ya, kalemden başka ne tuttu, şu an bal satıyor elinde, bir fabrikada çalışıyor. Dedikleri şu, sen teröristin, burada çalışamazsın. Peki bu adam ne yapacak? Hangi öğretmen kime mermi sıktı ve gerçek mermi sıkanlar da vallahi billahi tillahi. Mesela Zekeriya İstanbul Emniyetinde bağırdı, sıra Tayyip Erdoğan'a kelepçe takma zaman diye. Bu adamı sen nasıl kaçırtırsın? Ben kararım o yüzden. Bir de tek değişmeme etken, biz Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden arz edilmesi, Necip Fazıl'ın şiirinin okumasından ötürü. Ben hüngür hüngür ağladım. Harman dalı efem geliyor. Harman dalı efem geliyor. Gümüş bir de zikli mavzedir.